Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle altın sınıf matematik ders kitabı, evet, yeni bir ünite gençler kümeler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar öncelikle kümelere bakalım. Evet, kümenin tanımına baktığımız zaman gençler. Nesnelerin iyi tanımlanmış toplumuna küme diyoruz. Evet nesnelerin iyi tanımlanmış toplumuna. Gençler burada iyi tanımlanmış kastımız ne olması gerekiyor? Yani bir şey söylediğimiz zaman herkes tarafından aynı elemanların anlaşılması gerekir diyoruz. Şimdi sıra sizde bire baktığımız zaman. Çantanızdaki eşyalar bir küme ise elemanları belirtiniz diyor gençler. Tabi burada arkadaşlar herkesin çantasına göre durum değişir. Ama biz yaklaşık olarak bir çanta diyelim ve bu kümeyi de e, kümenin arkadaşlar mutlaka büyük bir harfle belirtiriz küme ismini. Bakın A kümesi dersem şöyle geri alayım. E, süslü parantezle göstereceğim gençler. Şimdi bir çantanın içinde yaklaşık olarak neler olabilir gençler? Kalem olur. E, kümeli elemanları aynı zamanda virgülle gösteriyoruz. Silgi olur. defter diyelim. Kitap gibi elemanlardan oluşur diyelim. Evet arkadaşlar. Burada küme gösterimde önemli olan nokta şu. Her bir elemanın arkadaşlar arasına virgülü koyuyoruz. Ve kümeyi büyük harfle sembolize ediyoruz. Yani kümenin ismi mutlaka büyük harfle yazıyoruz. Tabi gençler burada herkes kendi çantasına göre durumları değiştirebilir. Mesela kalem, silgi, pergel, ne diyebiliriz arkadaşlar başka? Boya kalemi, değil mi? İletki gibi şeyler de olabilir. İkinci soruya baktığımız zaman sınıfın sınıfınızın bir küme ise elemanlarını belirtiniz. Gençler burada tabii e, sınıf bir küme ise elemanlar neler olabilir? Her sınıfın durumu değişebilir ama ben burada kümemizin ismi B demek istiyorum. Eğer burada kastedilen gençler öğrencilerse sınıf listesindeki öğrencilerin hepsi bu kümenin elemanıdır. Ama eşyalarsa gençler mesela bir sınıfta neler olabilir arkadaşlar? Kapı olur, pencere olur bakın. Kapı, pencere, masa. Evet başka arkadaşlar sıra, tahta bakın bunlar olabilir. Tahta gibi elemanlar olabilir. Peki öğrencilerse gençler burada bunu da C kümesi olarak gösterelim. Evet, öğrenci isimleri bizim buradaki kümemizi oluştur diyelim. Öğrenci listesi. Yine bizim kümemizi oluştur diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Evet buradaki etkinliğimizi şöyle yukarı doğru kaldıracağız. E sıra sizde bire baktığım zaman. Burada ne istiyor gençler benden? Yazlık kıyafetlerden oluşan kümeye bir isim veriniz kümenin elemanları sembolle gösteriniz diyor. Gençler burada kümenin elemanlarını sembolle göstermemi istedim. Şimdi ben şöyle diyorum arkadaşlar, burada resimler çizemeyiz ama ben bu kümeyi A kümesi dersem, bakın büyük harfle yazdım. A kümesinin elemanları ne diyelim? Gençler short diyorum, direkt isim olarak yazmak istiyorum. Elbise, tişört ve şapka. Evet. Elemanları göstereceğimize göre o halde ne diyoruz gençler? Elemanıdır şeklini gösterelim. Short A kümesinin elemanıdır. Bakın short A kümesinin elemanıdır. Daha sonra elbise A kümesinin bu işaret elemanıdır demektir. Tişört elemanıdır A kümesinin. Son olarak şapka da elemanıdır A kümesinin. Şimdi kışlık kıyafetlerinden oluşan kümeye bir isim veriniz ve kümenin elemanını sembolle gösteriniz. Evet gençler burada ne diyelim e, mont diyorum yine kapşonlu mont diyelim. Buna ne diyelim gençler neye benziyor elbise diyebiliriz veya pijama diyelim. Evet, buraya da yine mont. Demeyeyim, montu da kullandığım için başka bir şey söyleyeyim gençler. Şuna kapşonlu mont demek istiyorum. Buna da mont diyelim. Buraya da şapka diyoruz. Evet gençler. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar burada kimler e, küme ismi de B kümesi demek istiyorum. B kümesinin elemanları. Yine kapüşonlu montla başlayalım. Kapüşonlu mont. Evet isteyen arkadaşlar buraya bunların resmini de çizebilir. Elemanıdır B kümesinin. Evet pijama demiştim. Elemanıdır B kümesinin. Büyük E harfi gibi E ile gösteriyorum. Bakın şurada E ile gösteriyorum. B kümesinin. Evet mont elemanıdır. B kümesinin son olarak buradaki şapka da elemanıdır B kümesinin. Gençler bakın buradaki şapka bizim B kümesinin elemanı değildir. Elemanı değildir de şöyle elemanın işaretinin üzerine bir tane çizgi çizerek gösteriyoruz. Evet devam ediyorum. Bir sonraki sıra sizde sorularına geçiyorum. Şöyle sıra sizde 3'ü göremedik burada. Evet Sıra sizde üç gençler. Bakın burada baktığınız zaman. Ne istiyor benden? Ee, önceki yukarıdaki bilgileri okursak bakın burada ne diyor gençler? Elemanı olmayan kümeyi boş küme diyoruz. Ve eleman sayısını da küçük s harfiyle gösteriyoruz. S A şeklinde A kümesinin elemanı şeklinde gösteriyoruz. Boş kümeyi aynı zamanda bakın şuradaki işaretlerle sembolize ediyoruz gençler. Eğer bir A boş bir küme ise eleman sayısı gençler sıfırdır diyeceğiz. Yandaki akvaryumun içerisindeki nesnelerin oluşturduğu kümeyi isimlendirdiğimiz bir kümenin eleman sayısını bulunuz. Ya işte ben bu kümeyi isimlendirecek olursam mesela akvaryum olduğu için A kümesi demiş olsam. Şimdi içinde arkadaşlar herhangi bir balık yok. A kümesi boş bir kümedir. Eleman sayısı küçük S harfiyle gösterim. SA eşittir 0 diyoruz. Çünkü nedir arkadaşlar bizim için boş kümedir. Sıra sizde 4'e baktığımız zaman yandaki akvaryumda bulunan balıkların oluşturduğu kümeyi isimlendiriniz. Evet, buraya B kümesi demek istiyorum. Ve bu B kümesinin kaç elemanlı olduğunu gösteriniz diyor. Şöyle gençler eleman sayısını istediği için SB diyoruz. Baktığımız zaman 1 2 3 4 5 6 tane balık var. O halde SB'nin değeri 6 olur diyoruz. Evet devam edelim. Sıra sizde. 5'e bakalım. Evet gençler küme gösterim yöntemlerinden arkadaşlar bakın bizden ne istiyor burada. Cumartesi ve pazar vermiş. Haftanın kümesi gün, liste yöntemiyle verilen H kümesini ortak özellik yöntemiyle belirtiniz. Şimdi gençler cumartesi ve pazarın ortak özelliği nedir arkadaşlar? Cumartesi pazarın ortak özelliği haftanın tatil günleri ve hafta sonu günleri diyebiliriz. O halde H kümesi eşittir. Yine süslü parantezi yazdım. Ortak özelliği hafta sonu günleri. Ve süslü parantezi kapatıyoruz. Sıra sizde 6'ya baktığımızda E ile başlayan aylar. Gençler bu nedir? Ortak özellik yöntemidir. Bu ortak özellik yöntemiyle verilen E kümesinin liste yöntemiyle. Liste yöntemi de yine kümenin adını E olarak yazdım süslü parantezi açtım. Eylül e başın aylar gençler hangi aylar? Eylül var, Ekim var. Arkadaşlar liste yönteminde mutlaka araya virgül koyuyoruz. Eylül'ü, e, Ekim'i yazdım ve süslü parantezi geri kapattık. Ne yapmış olduk? Liste yöntemiyle kümemizi göstermiş olduk. Evet, devam edelim. Evet gençler burada da birleşim ve kesişim kümesi ile ilgili bilgilerimizi veriyor. Gençler birleşim önceki kesişim kümesi iki veya daha çok elemanla daha çok kümenin ortak elemanlarına oluşan kümeye kesişim kümesi denir ve bakın burada şöyle gösterelim. Bu ters U harfiyle gösterilir gençler. Birleşim kümesi de iki veya daha çok kümenin elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir ve U harfiyle gösterilir. Arkadaşlar birleşim kümesinde Ortak olan elemanları birer kez yazıyoruz. Bakın burası önemli. Şimdi şöyle etkinliklerimize bakalım. Sıra sizde 7'ye geldiğim zaman. Tek basamaklı asal sayılardan oluşan A kümesi. O halde A kümesini yazalım gençler. A kümesinin elemanları. Tek basamaklı asal sayılar. Neler gençler bu? Bakın 2 bir asal sayı. 3, 5 ve 7. E, tek basamaklı asal sayılar. Peki Tek basamaklı çift sayıların oluşan Ç kümesi. Buna da Ç kümesi demiş. Tek basamaklı çift sayılar. Yani 0, 2, 4, 6 ve 8. Evet bunların ortak elemanlarını sembolle gösteririz diyor. Arkadaşlar baktığımız zaman burada ortak eleman sadece ne var? 2 var. O halde A ve C'nin ortak eleman dediğimiz kesişim kümesidir. A kesişim. Bakın. Bakın. Ters o'yu yazıyorum C ortak elemanımız neydi? 2 idi. Süslü parantez içerisine 2 yazarız. A kesişim C 2'dir. Şimdi sıra sizde. 8'e geldiğimiz zaman tek basamaklı asal sayılardan oluşan A kümesinin elemanları. Yine A kümesi 2, 3, 5 ve 7'den oluşur. Tek basamaklı çift sayıların oluşan C kümesinin elemanları. 0, 2, 4, 6 ve 8'den oluşur. Kümemizi tekrar kapatıyoruz. Buradan bunların birleşim kümesini istiyor gençler. A birleşim B. A birleşim C kümesi. Gençler burada kümeyi yazarken birleşim kümesini yazarken ortak elemanları bir kere yazıyoruz. Bakın 2, 3, 5, 7 yazıyorum. Buradan 0 yazıyorum. Yukarıda 2 yazdığım için bu 2'yi yazmıyorum. 4, 6, 8 yazıyorum. Ve ne yapmış oluyoruz? A ve C kümesinin birleşim kümesini göstermiş oluyoruz. Evet, birlikte oluştur kümenin elemanlarını sembolü gösteriniz diyerek aslında bizden birleşim kümesini istedi diyoruz. Evet gençler, bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.